Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Evet arkadaşlar, masamda şahane, çok güzel bir renkte. Bu rengi ben çok severim. Turuncu bir ipim var. Bu iple şimdi size çok güzel yelek, bluz, yazlık örebileceğiniz harika bir model anlatacağım size. Şimdi ipimi kaldırıyorum ve Bismillahirrahmanirrahim diyerek anlatmaya başlıyorum. Evet arkadaşlar, bakın böyle bir tane parça ördüm ben. Bunu nasıl yaptım? 50 tane zincir çektim. 50 zincir çektikten sonra 4 tane daha zincir çektim. 50. zincire batarak 2 sıra üçerli çektiğim trabzanlar yaptım. Şimdi bu defa bu sırada 3. sırada modelimizi kuracağız. Buralar düz olduğu için önceden bir çalışma yaptım ben sizinle. Şimdi ben bu kenarlarına hanımlar üçlü çektiğim 5'er tane trabzanımız. Bu kenarlarda 5'er tane trabzanımız olacak. Modelimiz ortada olacak. Siz yelek, hırka, bluz artık ne yaparsanız ona göre yaparsınız. Sayısını ona göre ayarlarsınız. 8'li katlarından oluşuyor. Şimdi 2, 4, 5 tane trabzanımı yaptım. İkili, üçlü çektiğim trabzan yapıyorum. Bakın. Bir tane zincir çekiyorum. Tığımı iki defa sardım. 1, 2, 3. Üçüncüyü. Bu kenarlarda 3 tane bırakıyoruz. Şimdi bakın hanımlar. Tığımı iki defa sarıyorum. Aynı yere tekrar ikili çek, 2, 2 geriye çıkarak üçüncüyü bırakıyorum. Tekrar sarıyorum. 2, 2. Çektim. Şimdi tığımda 4 tane ilmek var. Hepsini birlikte kapatıyorum. Bir yaprağımız oluştu. Bu yapraklı bir model. 2, 3 tane zincir çekiyorum aralarda. Tekrar aynı yuvaya batıyorum. Bakın ikili çektiğim trabzan yapıyorum. Hayır, 2, 2 geri çektiğim üçlü trabzan yapıyorum. Pardon. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Kapattım. 1, 2, 3. 3 tane zincir çektim. Tekrar. Eğer ipiniz ince ise hanımlar 4 tane zincir çekin. Benim ipim kalın ip. Onun için 3 tane yeterli görüyorum ben. Bakın 3 tane yaprağımız oluştu burada. Bir zincir çekiyorum. Tığımı 2 defa sarıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'inciye batıyorum. Aynı işlemi yapacağım burada da. Bakın alıyorum 2 defa, 2, 2 geri çekiyorum 2 defa da. Üçüncüyü bırakıyorum. Tekrar sardım. Aldım. Kapattım. 2, 3 tane çektim. Tığıma sardım 2 defa. Bakın. 2, 2. Çektim geriye. Üçüncüyü bıraktım. Bu şekilde dördünü birden kapatıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Aynı yere batıyorum. Tekrar göstereyim. 2, 3. trabzanımı yapıyorum. Böyle. Bir tane zincir çektim. Tığıma sardım 2 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 zinciye batıyorum. Kapattım. Zincirimi çekiyorum. 2, 3. Evet bakın 3 tane. Üçüncüyü geldim şimdi. Şuraya kadar geleyim. Burayı da anlatayım. Son örneğe geldim hanımlar. 2 defa sarıyorum. İkisini çekip üçüncüyü bırakıyorum. Üçlü trabzanımızın üçüncüsünü hep birlikte çekiyorum. 2, 3 tane zincir çektim. Tekrar çok zevkli bir örülüşü var hanımlar. 2 sırada oluşan bir model. 2, 3. Tekrar 3. yaprağımı da yapıyorum.
Son trabzanım. Evet, kapattım. Bir tane zincirimi çekiyorum. Şimdi burada hanımlar iki tane trabzan boş bırakmıştık. Fakat bu başta. Burada da aynı işlemi yapacağız. Bir, iki tane bırakıyoruz. Üçüncüye batıyoruz. Normal trabzan. Üçlü çektiğimiz trabzan yapıyoruz. Buralarda da. İki, üç, dört, kenarlarda beşer tane trabzanımız oluyor. Beş. Böyle. Bir, iki, üç, dört. Dört zincirimi çektim, geriye döndüm. Şimdi tekrar bu trabzanların tepesine trabzan yapacağız. Dördün üzerine bu zincirle birlikte beş tane oluyor hanımlar. Döndüğümüzde zincire de battığımız için ya zinciri de trabzandan sayıyoruz. Bakın yaptım. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Hemen şuraya bakın. İçine boşluğa batıyorum. Bu boşluğun içine sık iğne yapacağız. Şöyle iki, üç, dört tane sık iğne yaptım. Beş tane de yapabiliriz. Beş tane yapınca nasıl olacak bakalım. İki, çok olursa eğer dört tane yapalım. İki zincir çektim. Diğer zincirin içine geçtim hanımlar. Bakın. Bu trabzanların içine dolduruyoruz sık iğneyle. Trabzan diyorum, pardon, bu zincirlerin içine sık iğneyle doldurduk. Dört tane yaptım hanımlar. Beş çok oldu gibi geldi. Tekrar buraya geçiyorum. Bakın yuvaya. Şimdi ben dikkat ettiyseniz hanımlar, bakın arada bir sık iğnemi farklı aldım. Hanımlar sık iğneleri bakın bu şekilde aldığınız zaman daha güzel duruyor. Böyle. Normalde biz şöyle alıyoruz. Alışmışız. Öyle kolay geliyor bana mesela. Böyle alıyoruz. Bir, iki tane zincir çektim. Ama böyle üstten aldığımız zaman sık iğne daha güzel duruyor. İki, üç, dört. Dört tane çektim. Hemen geçiyorum buraya. Üç, dört. Bir, iki tane zincir çekiyorum. Bu zincirler bizim şurası olacak hanımlar. Bir dahaki sırada bu yaprakları yapmak için bu zincirleri çekiyoruz. Yuva oluşturuyoruz orada. İki, üç, dört. Dört tane çektim. Hemen geçtim buraya. Üç, dört. Şu başa kadar gelip döneyim. Sonuncuyu da yaptım. Bakın kaç tane yapmışım? İki, üç, dört. Evet. Şimdi burada ne yapmışız hanımlar? Bakın burada bir tane zincir çekmiş. Hemen yuvanın içine geçmişiz. Şimdi bir zincir çekiyorum. Tığıma iki tane sarıyorum. Hemen trabzanın tepesine üçlü trabzanımı yapıyorum. Burada bizim 5 tane trabzanımız olması gerekiyor. Bu dönüşteki yaptığım zincirin tepesine de batıyorum. Böyle. Şimdi bir tane zincir çektim, geri döndüm hanımlar. Şimdi bu sırada sık iğne yapacağız buraya hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğnemiz oldu. Bakın. Bundan sonra dönüşlerde örneği yapacağımız zaman sık iğne yapacağız. Bu kenarları sadece. Şimdi bir tane zincir çekin. Tığıma sardım.
Buradaki yaptığımız yaprakları buraya yapacağız hanımlar. Aynı şekilde üçlü yaprak yapacağız. Kapatıyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektim. Aynı yuvaya tekrar batıyorum. Böyle. 2, 3. Tekrar batıyorum. Yaprağım, üçüncü yaprağımı yapıyorum. Evet. Kapatıyorum. Bir zincirimi çekip diğer yaprağımızın tepesine geçiyoruz. Bakın. Çok hoşuma gitti bu model. Ben bundan mutlaka bir şey örmem lazım. Çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Yaparsanız. Yaparsam eğer yelek falan anlatımını yaparım. Kesme yerlerini falan göstermek için. Bakın hanımlar. Şahane oluyor değil mi? 3 zincir çekiyoruz. Çok kolay, dediğim gibi ilerleyen bir model. 2 sırada bir model oluyor. Bakın iki tane örnekte kaç santim ileri atmış oldu. Bakın bayağı bir her şeyde bir santim ileri atıyor örnekte. Gidip geri gelip tersi yaptığım zaman bir örnek tamamlanmış oluyor. Şimdi ben biraz şuraya kadar geleyim. Ondan sonra devam edelim. Son örneğime geldim. Son yaprağını yapıyorum. Kapattım. Bir zincirimi çektim. Şimdi hanımlar, burada ne yapmıştık? Burada sık iğne yapmıştık. Aynı şekilde burada da sık iğne yapacağız. Bir zincir çektim. Hemen ilk trabzanın tepesine batarak sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Geri döndüğüm zaman yine aynı şekilde trabzan yapacağım. 5 tane trabzan yapıp sadece bu örneği yaptığım zaman buralarda sık iğne yapıyoruz ama bu sık iğne yaptığımız zaman kenarlarda trabzan yapıyoruz. Bakın tersi böyle, düzü de böyle. Nasıl hanımlar? Çok güzel değil mi? Ben çok beğendim ya. Yapacağım ben kesin. Bundan bir şey yapmam lazım. Harika oldu. Evet. Şimdi trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Sık iğne yerine geldim. Aslında örnek anlaşıldı. Ben bir örnek daha yapayım. Daha örnek iyi görünsün. 2, 4, 5 tane. Şuraya batmasaydım iyiydi ya. Buraya batsaydım değil mi? Evet, bakın. Şimdi zincirin hemen köküne battım. Zincirin hemen köküne batmayacağız. Çünkü zincirimizde bir trabzan sayıyoruz. 2, 3, 4 zincirle birlikte 5 tane oluyor. 2, 4, bir tane daha yapacağız. 5 olacak. Bakın bu şekilde olacak. Bir tane zincir çekiyoruz. Hemen geçiyoruz buraya. Burayı 4 tane dolduruyoruz. Evet, böyle. Ben bir örnek daha yapayım. Bir 3 örnekli halini görün bakalım nasıl olur. 3 örnek yaptım. Bakın. Çok güzel oldu değil mi? Evet. Geri dönüşte sık iğne yapılacak. Tersten gelirken sık iğne yapılıyor. Buralarda trabzan, başlarda trabzan yapılıyor. Düz taraftan giderken örnek kuruluyor. Bu kenarlarda sık iğne yapılıyor.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi örneğimiz bu kadar. Böyle şahane bir model. Umarım beğenirsiniz. Siz de yaparsınız. Deneyin bence. Çok güzel olacağına inanıyorum. Çok güzel yapacağınıza inanıyorum. Eğer anlatımdan memnun kaldıysanız bunu yorumlarda ifade ederseniz videomda sosyal medya hesaplarınızda paylaşıp destek için daha çok kişiye ulaşmamı sağlarsanız teşekkür ederim. Yapmasanız da yaparsanız da Allah razı olsun, yapmasanız da. Bugünlük bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hayırlı günler diliyorum.